Evet, 40 burning cat çektik zaten. Şimdi onun en sevdiğim 6 line'ısını çekiyoruz. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görmek tekrardan ne kadar güzel. Sizi de gördük. Edirne'de nasıl işler? Her şey yolunda mı? Bütün gün bütün Bulgaristan oradadır herhalde büyük bir ihtimalle yani. YouTube'da siz seyrediyoruz sürekli. Çok teşekkür ederim. Buraya ne güzel. Gelmemize gerek kalmıyor ama ara sıra istiyoruz. Evet evet. Ara sıra istemek lazım zaten. Arada sırada canlı görüşüyoruz sende zaten. Evet evet. İşlerle haşır neşir olurken. Çiftlikte çalışırken. Evet çiftlikte çalışırken. Buraya da geldiğinde zaten çiftlik doğumları izliyoruz beraber. Aynen. Var mı yakında yine? Bu gece var, yarın var. Ha gece de var. Sürekli var. Bu arada Cem Bey'in çok büyük bir köpek çiftliği var Edirne'de. Yani ülkelerden sürekli oraya gelip köpek alıyorlar yanından. Her cins var herhalde değil mi? Var. Çok güzeldi abi ya çünkü resimlerini gördüm. Kıbrıs'a bayiliğimizi size vereceğiz. He? Kıbrıs'a bayiliği size vereceğiz. Evet, evet, evet. Alırım bayiliğini. Sen hiç merak etme. O televizyonda izlediğimiz kadar var mı? Bütün Bulgaristan'dan insanlar oraya alışverişe falan geliyor. Var ama. Değil mi? Bayağı kalabalık oluyor da. Bizim esnafı %300-400 daha fazla kazanıyorlar şu an. Yani normal almıyorlar. Biz evimize bir kalıp peynir alıyoruz. Onlar kolilerce alıyorlar. Kolilerce. İşte. Adamların paraları değerli. Yani turizm arttı ya abi. Turizm arttı ya. Turizm geliri artıyor. Yani bunlardan artıyor. Şimdi bizim 1 liramız onlar 10 lirası. Sudan ucuz ülke olduk abi. Tamam. En çok zoruma giden de vallahi abi. Bulgar parası, Gürcü parası bizim paralardan değerli oldu. Yengenin üzüldüğü kadar varmış yani. Önceden biz Türkler giderdik oraya benzin almaya. Şimdi onlar benzinliklerde sıra var. Abi benim anlamadım. Adamlar nasıl başarıyor ya? Gürcü parası bizim niye nasıl 4-5 katımız olur ya? 6 katımız ya. Bizim paramız yerinde sayıyor ondan dolayı yani. İşte abi Gürcü parası ya. Tamam abi Gürcü parası bizim 6 katımız ya. Evet. İnşallah bizim de öyle paraların değerlendiği bir günleri görürüz ya. Yani. İnşallah. Evet, iki tane çok güzel görüntü aldım vallahi. Çok güzel. Odayı açtım ben. Tamam abi. Çok güzel nezih bir ortam olmuş. Gazino mükemmel. Değil mi? Bak sen kaç gündür buradasın abi. Etraftaki yerleri de gördün. İçlerinde en nezih burası değil mi? Gerçekten bak. Böyle bir şey yok. Gerçekten yanlış anlamadı. Havlu yok burada. Böyle bir şey yok yani. Fesnut çok nezih ve güzel bir ortam oldu ya. Çok güzel. Fark etmez abi gelmeyecek mi? Gelecek büyük bir ihtimalle. Bence okulların açılmasını bekliyor. Ben çok sonra... merak ediyordum kendisine ama. Başka bir zaman inşallah. Ama gösteriyor. Allah bir yıl sonra da ya böyle bir şey olmaz ya. Vefalarca aynı şey. Gelecek. Gelmiyor. Biliyorsun hak verilmez alınır yani. Söke söke alacağız bunu ben sana söyleyeyim. Akşam konser efsaneydi. Nasıl? Konser akşam efsaneydi. Muhteşemdi ya. Muhteşemdi. İşte
Ben ilk bütün konserlere gittim hemen hemen. Yani bu Savoy'da olsun, burada olsun. Akşam çok güzel. Hiçbir konseri sonuna kadar izlememişimdir yani. Ama dünkü konserde sonuna kadar oradaydım. Şimdi sanatçı da kendi yeriymiş gibi yani. Değil mi? Kendi yeriymiş gibi davranıyor. Yani. Çok rahattı. Hele o kadar kişiye aynı kalitede o eti yapmak çok başarılı. Hepsi aynı gibi. Ağzı servis güzeldi ama. Böyle bir şey yok. Et çok mükemmeldi. Evet, menü güzeldi. Çok. Ben o menüyü sadece gördüm, fırsatım olmadı yemeğe. Bir meyve tabağı söyledim işte, meyveyle geçiştirdim. Çok güzeldi, keşke etseydim. Eve gittim abi, saat gece 2.30 muydu, 3'e geliyordu falan. Ekmek arası şey ya, sandviç yaptım, sandviç yedim ya. Düşün o kadar ekmekle. O kadar güzel bir şey. Güzeldi. Evet, şimdi güzel bir patlama bekliyorum. Yengenin makinesinden bekliyorum ama. Biraz yavaş. Ondan sonra sizleri makineyle baş başa bırakıyorum. Dedim mi gelmezmiş. Ya. Yeah. Bak ya arayı niye onunla doldursaydı ya. İnat yapıyor, yapmıyor. Nereye kadar yapacak? Ya. Benim çekim yapmamı bekliyor biliyor musun? Bitirmeyeyim diye elinden geleni yapıyor. Brasayı getirdim yanına galiba. Ama zarar etmedik en azından. Yani. Ben geldiğimden beri iyi yani. Senin makineyle baş başa mı bıraksam ya? Beti beğenmedi abi. Evet, bu beti hiç çalışmadı. Bak betin önemi nasıl ortaya çıkıyor. Bu
Veterinerde misin şimdi? Gittiğin yeri kurutuyorsun ya. O yüzden dedim zarayı ettirmedim diye. Vallahi desinler yani. Zararımız yok. Bak ha şu ah yengeye basmasaydın onu desin. Valla siz şansınıza küsün vallahi. Ben devam ederim. Ben dedim tatlayana kadar. Altı da yaptı yani. Onunla yapmadı. Olsun ben dua ediyorum. Sen bir an önce yap bir şey de. Onun gibi. Evet tamamdır. Benden buraya kadar şansınız bol olsun. Çok güzel bir patlamayı da aldık böyle. Zarar ettirmedim vallahi. Hatta üstüne bile koyduk yani. Seni seviyoruz. Aynen ben de size abi.